Şimdi haberlerimize devam edelim. Milyonların beklediği EYT için geri sayım sürecindeyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin Aralık ayında meclise geleceğini yineledi. Akıllardaki en önemli sorulardan biri ise EYT'lilerin maaşlarının nasıl hesaplanacağı ve ilk maaşın ne zaman alınacağı. O sorunun da çözümünün en geç Aralık ayında meclise intikal ettireceğini buradan tekrar ifade etmek isterim. Milyonlar nefesini tutmuş EYT için haber beklerken müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Emeklilik dilekçesini vermek için bekleyenlere Aralık ayını işaret etti. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür. EYT'nin Aralık'ta meclise gelmesi, Ocak'ta da çıkması bekleniyor. Bu noktada ilk maaşın ne zaman alınacağı kadar EYT'linin ne kadar maaş alacağı da merak konusu. Bunun için bir formül üzerinde hesaplama yapılacak. Peki EYT'de maaş hesabı nasıl yapılacak? İşte bu formül üzerinden bir hesaplama yapılacak. 3 adım var. Önce EYT'linin 2000 öncesi kazançları hesaplanacak. Ardından 2000 ile 2008 arasındaki hesaplama yapılacak. Ve son olarak 2008'in 10. ayından sonraki kazançlar ayrı bir hesaplamayla enflasyon farkı da eklenerek hesaplanacak. Ve ardından işte bu rakamlar EYT'linin alacağı emekli maaşını ortaya çıkartacak. Yasa çıktı. Yasanın çıkmasıyla birlikte başvuru başlayacak. Emeklilik için başvurduğunuz aydan sonraki ay başında maaş hesabınız başlamış oluyor. Yasa çıksa da 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkes hemen emekli olamayacak. Belli şartlar istenecek. Mesela prim, yıl şartı gibi. O şartı yerine getirenler emeklilik dilekçesini verecek. EYT'de emeklilikte maaş hesaplaması işte bu formülle yapılacak. Ancak akıllardaki bir diğer soru da EYT'de emeklilik zorunlu olacak mı? Öyle ki tüm şartları yerine getirenler emekli olma hakkını elde etse bile sosyal güvenlik uzmanlarına göre emeklilik zorunlu olmayacak. Yani dileyen çalışmaya devam edecek.